Bildiğiniz gibi son dönemlerde çok fazla fon sepetleri, hisse senedi sepetleri ve hatta dün de bir videom daha vardı. Coin sepeti hazırladım ve şöyle aslında çünkü güncel anlamda sürekli değişen bazı veriler var ve bizlerin de bu hareket yani dönüşüm içinde olmamız gerekiyor ya. Çünkü ne yapmamız lazım? Bakın seçim yaklaşıyor. Dolar kurları hareketlenecek. 30'un üzerine atacak. Yani işte blockchain özellikle coinler hareketli şu anda çok ciddi yükseldi. Bitcoin ETF ETF'in onayından sonra bir uyarı yapmıştım. Videomu lütfen izleyin. Kanalımda var. İki gün önce paylaşmıştım. Sert hareketler gelebilir. Bizler önlem almamız gerekiyor. Bu kadar böyle 110, 15 60 iken girilmez diye. <laughs> Arkadaşlar bundan dolayı hatta dünkü yaptığım videoda da özellikle söyledim. Bir önceki gün uyarı yapmıştım diye hatta bu IVE ile ilgili şunu söyleyecektim aynı zamanda. Şimdi 115 eğer çıkmışken coinler, coinler 115 çıkmışken bir anda girilmez. Biraz düzeltme gelecek, bekleyeceğiz. Hani burada bir şey gel gel de olabilir. Önem almamız lazım. Bakın mesela blockchain bu IVE fonunda söylemiştim size. %27 kar varken ben beklemem demiştim. Size satın diyemiyorum. Fakat diyorum ki ben beklemem. Biraz gelediği zaman bakın şu an mesela 113 hala bu %10'du. biraz 60 hal hali bu şu anda ve biraz daha artacak tekrar düşecek. Çünkü fonlar biraz geç geliyor ya. Şu anda ben olsam pazartesi günü bu güncel fon sepetimden IVY fonuna dair ederdim. Çünkü artış gelebilir. blockchain'ler sonuçta baktığımız zaman bu fon özellikle içerisinde yazılımlarına yatırım yapan hisselere yatırım yaptığı için bu fonumuz özellikle artış sağlayabilir. Dikkat edin diyorum ve ilk bu fon sepetimin Birinci fonuna IVY İstanbul Portföy'ün blockchain Teknolojileri karma fonunu özellikle seçtirme yer veriyorum arkadaşlar. İkinci fonumuza geçelim. Zaten daha öncesinde ben incelemiştim ve özellikle içerisinde direkt olarak hani şöyle yapalım. IVY fonunun his hisselerine bakalım. Hisse senetlerini. Ama tabii gösteriyor Bakın göstermiyor. Bakamıyoruz. Şimdi DVT'ye bakacağız. DVT'nin içerisindeki hisseleri var bu orada gösteriyor. Onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani DVT bu arada Deniz Portföy'ün Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fonu arkadaşlar. Özellikle şöyle bakın son ayda %7. %20.9 6 ay %53 67 Son bir yılı zaten %188 Şimdi DVT'ye bakalım Yani DVT ile IBE'ye çok benzer değil arkadaşlar Evet aynı amaca hizmet ediyor gibi görünüyor fakat aynı değil Şimdi Bakıyoruz bu arada Miyetek şu an dikkatimi çekiyor. Yani bu pozisyonlar, bu durumlarda girebilirim. 33 32 izleyeceğim. Eğer biraz daha gerilerse gireceğim. Hani gerilemezse ufak ufak buradan da giriş yapacağım. Onu size şu an duyuruyorum arkadaşlar. Bakın. Astor Enerji, Miyetek Teknoloji, Koç Holding, Tüksel, Türk Telekom, Teknosa, Index Bilgisayar, Karal Elektronik ve VBT, ya yazılım mıydı bu? Evet, DVT yazılım arkadaşlar bakın önemli. Bu hisseler burada özellikle bakalım bir %13.86 114 diyelim ağırlığı var Türkiye'deki hisse senetlerinin ve şu kısma baktığımızda zaten ağırlıklı yabancı %65 civarında. Yani sizler de özellikle bu fonu niye tercih ediyoruz? Hem blockchain ana yatırım yapan benzer olan hisseler var içerisinde yabancı anlamında ve zaten Metaverse yani ikisi birbirini etkiliyor. Hani çok yüz yüz benzer değil çok da aşırı farklı değil. Ama ben biraz daha kuvvetli bir şekilde ilerlemek için tercih ederdim diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Kare portföy değişken fon kup. Hala vazgeçmiyorum. Hala almaya şu an devam ediyorum ve edeceğim. Seçime kadar yolu var arkadaşlar. Bakın bir kere dolarla yarışıyor. Burada bakın son bir ay getirisi %7 örnek veriyorum. Aylık diyelim. Gerçi aylık da çok anlaşılmaz da. <laughs> Bakalım şöyle bir. Bakın %7 anlaşılıyormuş. Hatta 7.31 3.52 doların getirisi. ikiye katlamış. Son bir yılda da zaten katladığımı biliyorum ben de. Bakayım. 159, 79, 20. Yani ben dolar almam zaten kağıt para olarak da. Bakın 152,5. Yabancı ise seyredi var. Ve bakalım burada. Şurası bakın. 50. ha ben onu diyordum. 50'si garanti. ne garanti biliyorsunuz musunuz? Borçlama araçları. Zaten bu getiri bana verecek. Ben bu %50'yi şöyle diyorum. %7.30 getiri verdiyse %3.5-3.65 diyelim ki mevduat getirisi gibi görüyorum. Garanti kısmı şurayı. Getiriyor yani çünkü. Diyelim ki örnek veriyorum. Yabancı hisse kısmı artmadı mı? Burası zaten beni finanse ediyor. Koruyor. Ve bu riski alıyorum. Bakın son bir yılda %79 getiri vermiş. Bir ayda %7. Çok iyi bence. Gayet iyi. Bu dolar bazında getiri verecek zaten. Ben şu anda %20 mi aldım sayıyorum. Dolar artacak. Yani illa ki artacak. Tutuyor şu anda. O biliniyor. Herkes tarafından biliniyor. Bu bir suç değil sonuçta. Herkes öngörüyor bunu. Ben bir şey kesin şöyle oluyor demiyorum. Öngörülüyor. Ve şu aldıysam hani %20 paramı koydum. Hisse mi artmadı? %3,5 mevduat getirisi gibi arttı. E Geri kalan ya yani %20'yi bakın Mart geldi. 3 ay. 2,5 ay. Bölün zaten 20'yi. Yani minimum 3 ayda 18-6 6-6 garantim var benim. Tak diye atacak mesela. Bu yüzden alıyorum işte. Bazı arkadaşlar diyor ki ya kare portföyü kardeşim değişken döviz fonunun garantisi mi olur? Anlattım anlayana. Çok güzel bilgiler var arkadaşlar. Ben uyguluyorum tabii siz bilirsiniz. Yatırım önerisi değildir zaten. Anlatıyorum ben bilgi veriyorum. Neden ikinci bir döviz borçlanma araç telefonu? <laughs> Şundan dolayı orası 150 idi. Ben kendim biraz daha sağlam olurum. Bakın bunlar benim için temel şu anda. Temelimi atmışım. Kaç çıkıyorum diğer fonlara zaten. Sürpriz bir fonum daha var bu arada. Geliyor. O yüzden videonun sonuna kadar izleyenler o fona erişecekler. Ha buradan atlarsınız bir şey diyemem. Saygım sonsuz. Kimse izlemiyor sonuna kadar zaten. Bakın 160 kamu dış boşlama araçları. 139 özel sektördeki borçlama araçları. Garanti getiri. Yani bu taahhüt edilmiş zaten bu borç. CDS puanına şöyle böyle. Tamam. Eyvallah. Ama bakın %6 getirimi almışım ben zaten. Bu 8'de 6'ya düştü. 5 olsun ya. 4 olsun. Ne olacak ki? Alacağım sonuçta ben onu. Bundan dolayı panik yok. Sıkıntı yok. Rahatım. Seçime kadar devam bu fonlardan. En kötü Dolar bazındaki karımı alırım. Devam ederim. YZH Sürpriz fonum buydu arkadaşlar. Tep Portföy'ün biz banka endeksi hisse senedi fonu. Bakın. Dikkat edin. %15 getiri. Son 3 ay 112. Normalde ben bu trene binmem arkadaşlar. Fakat bu biraz beni cezbediyor. İçerisinde çok güzel. YZH. Burada bakmıştım galiba ama neyse. Hektaş'ı gördüm. Yine sinirlerim bozuldu. Hain HM planlarım var. Böyle bir getireceğim içine. Sallıyorum. Çok yüklü bir miktar. İyice aşağı geleceğim. Ya çıkacağım ya bekleyeceğim. Bilmiyorum yani. Bakacağım. Neyse. Konumuza gelelim arkadaşlar. Bakın. DVT niye açmış YZH dedik buraya. Hisse portföyü. Akbank. %29 bakın %5 arttı. Aklımda vardı girmemiştim. İş Bankası 24. Yapı Kredi 21. Ya 22 diyelim. Garanti diğerleri artık küçük. Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası, Vakıf Bank, Kalk Bankası, Şeker Bankası falan filan. Bunlar düşük. Şimdi, şimdi hocam yani biz gidip direkt hisseyi alsak zaten ben bu fonu gidip de alır mıyım? Sepet şeklinde, fon şeklinde alırım. Fon sepeti yapmak isteyenler için anlatıyorum. Ben ne yapardım onu söyleyeyim. Ben bu fonları bir yere bıraktım. Zaten fon şu an açıklandı sepet. Giderim bireysel olarak şunları toplarım. 10, 10, 10 mu artık? Neyse. 100 bin mi giriyorsunuz? 10 bin mi giriyorsunuz? 2,5, 2,5. Siz bilirsiniz. Tercih sizin. Ben öyle yapardım diyorum. Tercihi de gayet tabii ki de sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Ve Tabii ki dediğim gibi bu anlattığım bilgiler yatırım önerisi değildir. Bilgilendirme amaçlı paylaştım. Sizlere söyledim. Sizler kendiniz tercih edersiniz. Bir şey diyemem. Umarım arkadaşlar bu videomda faydalı olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın kanalıma. Ve içerik fikirlerinizle beraber sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum o zaman, o halde. Ve daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.